Soğuk bir okul sabahından herkese merhaba. İyi dersler. Ders başladı. Aç bakalım. Şimdi döküyorsun direkt şuna mesela şöyle. Bastır. 11. sınıf öğrencilerimin ilk boza deneyimi. Bozaların üzerine leblebi ve tarçın serpiyoruz. Bana da biraz bardak leblebi. Bozalar hazırlandı. Derslerin ardından artık evdeyim ve yemek yapmaya başlayabilirim. Burada filtrelenirken suyumuz. Biz de bir yandan yemek yapacağız. Yemek olarak kinoa ile ıspanak yapacağım. Bunun nasıl olacak? Burada biraz tuz üstten. Evet. Kinoayı koymadan önce birazcık zeytinyağı, deniz tuzu, biber salçası koyuyorum. Kinoa için dolduruyoruz içine. Başladılar ısınmaya. Göz kararı koyuyorum. Aslında bir bardak koymak yeterli ama bunu şöyle göz kararı yerleştiriyorum. Kinoaları önce birazcık kavuracağız. Zeytinyağı, salçayla birlikte. Hafif deniz tuzu da var. Kinoa neden önemli? Çünkü kinoanın içinde günlük olarak almamız gereken amino asitler, omega, aynı zamanda çinko, magnezyum, demir, kalsiyum gibi pek çok mineral içerik bulunuyor. O yüzden hani her gün belki ya da her hafta tüketilmese de arada sırada denge sağlamak amacıyla kinoa tüketmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Kinoamız burada. Hazırlanırken bu tarafta da ıspanağımız. Evet, suyumuz iyice ısındı. Kinoalarımıza ekleyebiliriz. Şöyle kinoaları geçecek kadar, çok da fazla değil. Birbirine yapışıyorlar sonra. Kalan suyumuzun birazcık da bunların daha kolay erimesi, daha kolay pişmesi için ıspanaklarımızı ekliyoruz. Şimdi pişerken tuzlanması için biraz daha deniz tuzu ekliyorum her ikisine de. Şimdi ben genelde tariflerime birazcık hafif tarçın ekliyorum. Çok az ama yani çok değil. Çok az. 30 dakika sonra yemekler hazır.